Değerli arkadaşlar, İngilizceyi Böyle Öğrenin adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir ders videosu sunacağım. Ders videomda neler mi var? Öncelikle cümlenin kendisi var, cümlenin Türkçe okunuşu var ve cümlenin Türkçe ne anlama geldiğine dair ifadesi var. Bunu görsellerle desteklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi İngilizce'de duygusal ve eylemsel fiiller vardır. Yani feelings ve action vardır arkadaşlar. Bu feelings ve actionlarda bazen resimler, görseller tam karşılamayabilir. Ama ben orada size bazı açıklamalarda bulunacağım. Ve böylece İngilizcemizi ilerleteceğiz arkadaşlar. O zaman haydi dersimize geçelim. In English, I am happy. It's a kind of feeling. How we can read this in Turkish? I am happy. Ben mutluyum. İngilizce'de I am happy, ben mutluyum demektir. Görselde de görüyorsunuz, genç arkadaşımız gülümsüyor. Happy. Buradaki genç arkadaşımız üzgün. Karanlıkta sessiz sakin bir yerde oturmuş, gizemli bir şekilde. Üzgünlüğünü İngilizce şöyle ifade ediyor. I am sad. Sad, üzgün olmak demektir. Burada da bir feeling var arkadaşlar. Bir duygusal durum var. Okunuşuna dikkat edelim. I am sad. Bu yakışıklı çocuk gözleri parlak bir şekilde açılmış. Karşısında sürpriz bir şey var. I am surprised diyor. I am surprised. Ben sürpriz içindeyim. Sürpriz oldu benim için. Yani benim için sürpriz oldu. I am surprised. Sürpriz içerisine girdim. Şeklinde de çevirebiliriz. İki tane kızgın genç diyelim. Saçlar diken diken olmuş. Arkada bir alev var. Orada bir ifade veriyor değil mi? Alev neyin göstergesidir? Angry. Yangın var orada böyle. Bir angry durum var. I am angry diyor. Yani ben kızgınım. Dostlar devam edelim. I am confused. Confused arkadaşlar. Comfortable rahat demektir. Confused ise arkadaşlar comfortable durumdan çıkıp karmaşık duruma geçmektir. Yani kafam karışık. Soru var değil mi? Uzun bir soru işareti var. Yani bir şeyi kafaya takmış oradan. Bu delikanlı arkadaş ise arkadaşlar evde oturmuş. Bir yorgunluk ifadesi var. Bir de aslında şaşkınlık var ama biz yorgunluğa vuralım. He is tired. He is tired. Repetition is like that, everyone. If you take care of here, that's very easy English sentence, and it is established from the three words. She loves me. Biraz sonra açıklayacağım arkadaşlar ne dediğimi. She loves me. O beni seviyor. Görselde de görüyorsunuz. Yani arkadaşlar 3 cümleden oluşmuş bu İngilizce kelimeleri ya da 3 kelimeden oluşmuş bu İngilizce cümleleri diyelim daha doğrusu. Öğrenirken görsellerle destekleyip günlük hayatta da konuşma şeklini uygularsak zaten okunuşunu da size veriyorum. Çok rahat bir şekilde seviyeyi aşmış olursunuz. He is cooking. He is cooking. O yemek yapıyor. Değil mi? Gerçekten de yemek yapıyor. He is cooking. He arkadaşlar üçüncü tekil şahıslar için kullanılan, eriller için, erkekler için kullanılan şahıs zamiridir. She ise arkadaşlar üçüncü tekil şahıs zamirlerinden bayanlar için kullanılan dişil bir zamirdir. She is thinking. Arkadaşlar she is thinking şimdiki zamandır. Ama genelde think, want ve buna benzer ifadelerde geniş zaman ifadesi olur. Yani she thinks denilir. Benden size bir küçük tavsiye. I am scared. Gözler kararmış. Yatakta tek başına oturmuş. Gece halüsinasyonu içerisinde bir çocuk. O halde ne diyor? I am scared. Ben korkuyorum. Oh my God. Mom, where are you? I am scared. Diye filmlerde duyarsınız. We are excited. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. We are excited. İki tane genç çocuk var orada. Diyelim genç kız var. Bir tane görselde kafa net ama vücut biraz renklendirilmiş. Orada görüyorsunuz. İşte o heyecandan uçuyorum anlamına gelen bir görseldir. Yani biz heyecanlıyız. Evet. Komik bir resim çıktı karşımıza. He is funny. He is very funny.
I really like to watch his or her, you can say that even though her, because ben Ayşin'dindir, movie ya da film diyebilirsiniz. She is nervous. Evet. Bir gerginlik var orada arkadaşlar. Nervous diyoruz bakın. Fıs. Bunu dikkat edelim. O vo, us yazılan şey fıs diye okunur. Fıs diye okunur. She is nervous. O gergin. Kim gergin? Bayan gergin. Değil mi? Evet. İki tane neşeli çocuk var. Rahatlar. Relaxlar. Comfortable'lar. They are relaxed. Onlar rahat. Aslında they are relaxed arkadaşlar perfect tense'e giriyor. Çünkü am is'larla birlikte bir fiil ed taksi alıyorsa otomatikman perfect tense'e geçilir. Yani bir rahatlama durumu olmuş, relaxed olmuş. I feel lonely. Alone yalnız demek, lonely yalnızlık demek. Yani kendimi yalnız hissediyorum. I feel lonely. Yalnızlık içerisinde hissediyorum kendimi. Evi var, barkı var. Rahat, zengin ama görüyorsunuz orada çocuk oturmuş. I am lonely ya da I feel lonely diyor. Bu arkadaşımız elinde testere var değil mi? Atölyede çalışır durumda bir şey kesiyor. I am cutting. Ben kesiyorum demektir. I am cutting. Arkadaşlar repetition'ı tekrarı böyle yaparsak İngilizceyi çok rahat bir şekilde aşmış oluruz diye düşünüyorum. Devam edelim. İki tane arkadaş oturmuş pencere kenarında. Güneşin doğuşunu izliyorlar değil mi? Aslında televizyon da olabilir değil mi? Televizyon gibi de duruyor. Çünkü neden televizyon demek istiyorum? Watching arkadaşlar bir film, bir televizyon izlenir, bir maç izlenir. Looking ise bir manzaraya bakılır değil mi? I'm looking olması lazım eğer manzaraysa. Ama orada bir görsel bir plazma varsa I'm watching yani they are watching iki kişi oldukları için. Bu güzel kızımız da bir köy evinin duvarında oturmuş bir şey bekliyor. She waits for her father. She waits for her father. O babası için bekliyormuş. Gördünüz. Dostlar, luli luli, you are lucky diye bir ifade vardır İngilizce'de de. Luli luli, you are lucky. Sen şanslısın çünkü bu kanalı izliyorsun. Şanslı olduğunun ispatını kanala abone olarak yorumlara I am lucky ya da you are lucky yazarak gösterebilirsiniz. Bakalım kaç arkadaş lucky yorumlarda göreceğiz. I feel confident. I feel arkadaşlar feel'i görüyorsun. I feel relaxed, I feel confident, I feel lucky, I feel alone. Gibi ifadelerde hep feel yani kendimi öyle hissetmektir. Kendimi özgüvenli hissediyorum. Confident, özgür, özgüven anlamına gelir. Kralımız oturmuş burada. He is joyful. He is joyful. Joyful değil arkadaşlar. Joyful. Joyful. U'yu da biraz ı'ya çevirirsek güzel olur. O neşeli, keyfi yerinde yaşayan şakrak. Evet arkadaşlar devam edelim diğer ifademize. Bir bayan oturmuş. Arkasında halkı mı var, kitlesi mi var, arkadaşları mı var bilmiyoruz. She is proud of you. O seninle gurur duyuyor diye birisine nasihat ediyor. She is proud. Proud of arkadaşlar gurur duymak. Proud of you. Seninle gurur duymak. Proud of him. Onunla gurur duymak. Bunun yanında da arkadaşlar öncesinde de yardımcı fiilimiz olan emizar getiriyoruz. They are hopeful. Onların bir ümidi var. Onlar umutlu. Onlar değil mi arkadaşlar? They are hopeful. Niçin umutlu? Aşkları için, sevgileri için. They are hopeful because they love each other. They want to marry. Maybe this is their hope. Belki de bu onların umudu. You are Julius. Arkadaşlar bu Julius'u ben de ifade ederken çok zorlanıyorum. Bakın Julius. You are very Julius. I cannot do anything without your permission. Sen çok kıskansın. Senin izni olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Daralıyorum. You try to kill me. You try to... I cannot breathe out. I cannot breathe in diyebilirsiniz. Nefes alamıyorum. Nefes veremiyorum. You are very Julius. Genelde bayanlar erkekler bunu çok kullanır. We feel grateful. We biz feel, hissediyoruz. Grateful, minnettar. Grateful, thankful gibi ifadeler minnettar, müteşekkir anlamındadır.
Ama bu arkadaşımız diyor ki I am nothing. Everyone is nothing. Don't worry man. Biz hepimiz faniyiz demek aslında. Nothing hiçbir şey demek. Yani faniyim demektir aslında. Değil mi? I am nothing. Ben hiçbir şeyim. Duvarda da yazmış. Bu arkadaşımız da guilty olmuş. Ya bakalım neymiş guilty? She feels guilty. Oo, suçluluktur. Suçlu ifade ediyor kendisi. Görsele bakalım. Orada bir şey var değil mi? O kavanoz var. Duvarda bir şeyler var. Hadi o görselde onu guilty yapan şeyler nelerdir? Bulursanız yorumlara yazın. We were chosen. Oh my God. Cem Yılmaz'ın dediği gibi seçilmişsiniz. We were chosen. Biz seçildik, biz seçilmişiz. Bakın was there, am, is, are'dan sonra fiil gelip ed ya da en taksa aldı mı? Perfect tense yani tamamlanmış geçmiş zaman oluyor arkadaşlar. I am, oh arkadaşlar. Thatcher ile teacher arasındaki farka bakacağız. I am Thatcher. Ben bir çatı ustasıyım demektir. Çatıyı eskiden tamir eden tipler böyleymiş demek ki. I am a Thatcher. Ben bir çatı ustasıyım. He is a teacher. He is a teacher. O bir öğretmen. Değerli arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız bir abonelik bırakarak, bir like bırakarak, yorum yazarak bir sonraki ders videolarımızdan haberdar olabilir. Aynı zamanda destekte bulunup kanalın daha çok arkadaşa ulaşmasını sağlayabilirsiniz. I am happy, ben mutluyum. I am sad, ben üzgünüm. I am surprised, benim için sürpriz oldu. I am confused, kafam karışık. She loves me, o beni seviyor. She loves me, o beni seviyor dedik. Devam edelim. He is cooking, o yemek yapıyor. She is thinking, o düşünüyor. I am scared, ben korkuyorum. We are excited. Biz heyecanlıyız. He is funny. O komik. She is nervous. O gergin. They are relaxed. Onlar rahat. I feel lonely. Kendimi yalnız hissediyorum. I am cutting. Ben kesiyorum. You are watching. Siz izliyorsunuz. She waits for her father. O babası için bekliyor. You are lucky. Sen şanslısın. I feel confident. Kendimi özgüvenli hissediyorum. He is joyful. O neşeli. She is proud of you. O seninle gurur duyuyor. They are hopeful. Onlar umutludur. You are jealous. Sen kıskançsın. We feel grateful. Biz minnettar hissediyoruz. I am nothing. Ben hiçbir şeyim. She feels guilty. O suçlu hissediyor. We were chosen. Biz seçildik. I am Thatcher. Ben bir çatı ustasıyım. He is teacher ya da he is a teacher diyelim. Daha oturaklı olsun. Evet dostlar. I'm very happy to see you here and you watch this channel, you support this channel, you give to the like for this channel and even though you comment for this channel, thanks for your all supporting and helping. I believe that as a Turkish people, we can speak English very well and we can show this one everyone. Dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like bırakmayı, yorum yazmayı unutmayalım.